Fransız seyyah İslam topraklarını gezmiş Osmanlı'da, kaleme alıyor. Diyor ki hayvan haklarını en doğru şekilde yerine getirenler Osmanlı'dır diyor. Çünkü eve alınacağı eve alıyor, dışarıya koyması gerekeni köpeği dışarıya koyuyor ve ona gerektiği şekilde yediriyor, içiriyor. Çünkü köpek içeride insanla birlikte yaşam olanakları mümkün değil. Yapı itibariyle tiniyeti bozuk bir hayvandır. Onun yeri dışarısıdır. Adı üzerinde köpek dışarıda olacak. Evini bekleyecek. Kurda saldıracak veya sürüyü bekleyecek. Meselenin özünde şöyle bir şey var. Konu geldi söyleyeceğim. Çok ilginçtir. Bunu hep dilimin altında sakladım ama söylüyorum. Dikkat. Köpek, yalaka kelimesi var ya, yalaka. Köpekte çok feci bir yalakalık vardır. Bir insan vefasız, sadakatsiz, hadsiz, kötü bir insan evladından, çevresinden, işçisinden, amirse memurundan saygı göremiyor. Herkes biliyor. Bırak bu adamı ya. Adam binlerce adam çalıştırır, patrondur ama yani insani bir karakteri yoktur. Olmayınca bu sefer insan olarak eşinden sadakat göremiyor, çevresinden göremiyor. Bu sefer köpeğe temayül ediyor. Sebep, eve geldiği zaman köpek ayağına sarılıyor. Muazzam bir şekilde ona sevgi gösterisinde bulunuyor. Aradığı ruhen o yalakalığı köpekte bulunca insanı dışlıyor, köpeği dost ediniyor. İlk kez söylüyorum. Ömrümde ben böyle bir şey söylemedim. Bunu bilinçaltı olarak okumuştum bir yerde. Dehşet bir mesele gelmişti. Söylemeye cesaret edemedim. Söyledim şimdi. Ya Allah aşkına, bir köpek sevgisi tehlikelidir. Açık söylüyorum. Neden? Ya biz bütün canlılara merhamet ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayvan haklarını kalkıp bana öğretme. Hadsizlik yapma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethine giderken sahabe efendimiz dedi ki ya Resulallah, ordunun geçiş istikametinde bir köpek yavrulamış. 9-10 tane yavrusu var. Biz oradan geçerken develer vesaire o hayvancağızlar o köpekleri ezerler. Canlı canlı hayvanlara zarar. Resulallah buyurdu ki orada birisi nöbet tutsun. İnsanlar onun etrafından çevirsin. Onu oradan birden kaldıramadılar ve orada nöbet tutulur. Kur'an-ı Kerim'de Neml suresi vardır. Kur'an-ı Kerim bize hikaye anlatmaz. Karınca onların kraliçesi diyor ki ey karıncalar udhulu mesakinekum. Yuvanıza girin. Gelen Süleyman Aleyhisselam la yahtumennekum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeş'urun diyor. Gelen Süleyman Aleyhisselam. Bak karınca geleni tanıyor. Süleyman olduğu Aleyhisselam olduğu için değil. Burada anlıyoruz ki bizim dışımızdaki varlıklar kim olduğunu biliyorlar. Hüdhüd uçuyor. Diyor ki orada güneşe tapıyorlar. Halkın ne olduğunu biliyor. O hüdhüd bildi. Yanlış yapıyorsun. Allah burada canlıların bizden haberdar olduğunu bu vasıtayla anlatmış oluyor. Diyor ki ya Süleyman orada güneşe tapan halk var. Onların başındaki kral bir kadın. Kraliçe. Nereden biliyor? Hüdhüd olduğu için özel bir şey değil bu. Süleyman Aleyhisselam bir kuşla irtibat kurunca kuşun olaydan malumatının olduğunu anlıyoruz. Nem suresinde karıncalar gelen Süleyman Aleyhisselam. Tamam o peygamberdir. Hadi peygamber alameti tanıdı. Ve cunudu diyor. Gelen ordusu da Müslümandır. La yahtumennekum. Sizi çiğnemesinler. Ve hum la yeşurun. La yahtumennekum Süleyman ve cunudu. Ve hum onlar la yeşurun. Bilmeden çiğnerler. Müslüman bilerek asla bir karıncayı, bir böceği. Vallahi bilerek ayağımın altında hiçbir böceği ben çiğnemedim. Bak yemin ettim. Asla. Ben Sakarya'da bir sürü fındık bahçelerimiz var. Bağ bahçe bilirim. Tarla ne olduğunu bilirim. Yani önüne gelen bir canlı. Bizim evin arkası Bekir abimiz bilir. Bizim Bekir abimiz vakfımızın kurucusu. Allah hayırlı ömürler versin. Şimdi evi hatırlıyorsun. Evin ardında nasıl bir vadi var böyle. Bir vadi var. Hiç ava gitmene gerek yok. Orada o vadide böyle envai çeşit kuşlar. Kuş şeyleri de var. Tüfek, silah ne diyorlar da böyle tekli oluyor ya bir tane iki tane çifte. Ondan sonra bir kuş geldi kocaman böyle renkli renkli bir şey. Hoşuma da gitti. Av mübahtır. Aldım hiç gitmene gerek yok. Arkadaki vadi dolu. Böyle bir nişan aldım. Ya o kadar da hoşuma gitti. Tetiği çektim. Atayım atmayayım derken hani nefes tutuyorsun. Şaşırmayayım yapmayayım diye falan onu da biliyorum. Ya dedim Allah'ın yarattığı bir kuş alırım dedim bir tavuk yerim dedim. Tetiği indirdim ondan sonra seyrettim onu uçtu gitti. He niye öldüreyim? Öldürmedim yani. İyi yaptım değil mi? He şimdi... Av yapılır. Av niye yapıyorsunuz demiyorum. Ancak av meselesinde şöyle bir durum var. Çoluk çocuk et yiyemiyor ise ve tabiatta da av varsa meşru olarak bir tane iki tane öldürülür. Adam şimdi milyon dolarlık jipler, silahlar bilmem neler orada gidiyor. Öldürüyor. 20-30 artık sayısını bilmiyoruz. İndiriyor aşağıya, diziyor yan yana. Yani halbuki o kadar yemesi mümkün değil. Yemiyor onları zayi. Bu katliamdır ya. Bu av falan değil ya. Zahar el fesadü fil berri vel bahri. Deniz ve karaları sen mahvediyorsun. Kurutuyorsun. Böyle bir av şekli
yok. Av meşru dairede yılda birkaç tane av eti yenilmesi de tavsiye edilir. Enerji olarak tavsiye edilir. Varsa öyle bir ortamda baktın ki hayvanı da yani kesin öldüreceksin. Yoksa her kaçara atıyorsun, hayvanı yaralı bıraktın. O da ayrı bir şey. Sen evinde ısınırken o hayvancağızın kanadı kopuyor, soğukta üşüyor, uçamıyor, yemini bulamıyor. Ne olacak bu? O da can taşıyor ya. Nasıl kıyıyorsun sen buna? Yapma bunu. Rabbim rızasına nail eylesin, yanlışlardan muhafaza eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bir Müslümanın insanların dışındaki diğer canlılarla olan alakasını anlatıyor. Bir peygamberi misal veriyor. Kalkmış adam hayvan haklarını bize anlatıyor. De git oradan ya. Senin derdin başka. Derdin başka, bir de İslam'a hakaret ediyorsun. İslam'a hakaret ediyor. Onun için bir Müslüman kediyi nerede tutacak? Kuşu nerede tutacak? Köpeği nerede tutacak? Onun kuralı vardır. Kedi içeridedir, köpek dışarıdadır. La tedhulü melâki fî beytin suvarın velâken. Bir evde köpek varsa melek girmez. Bunu söylüyorum, millet ortalığı yıkıyor. Ben sana söylemedim ki. Ben Müslümana söylüyorum bunu. Dinimizin hükümleri iman ehli içindir. Adam İslam'a, Kur'an'a, Allah'a öyle hakaret ediyor. Yani sözüm ona, adamın adaveti, inkarı ortada. Geliyor laf söylüyor. Ya ben senin batıl inancına bir şey diyor muyum? Mesela Hristiyanlıkla alakalı vesaire vesaire. Derim ki Hristiyanlık yanlıştır. Bu kadar. Ayrıntıda hakarete gerek yok. Birbirimize hakaret etmeyelim. Hakaret doğru bir şey değil. Biri sana deriz ki dinimize göre, isim verdiğim için söylüyorum. Dinimize göre İslam ahkamına uymayanlar yanlıştır. İnancım gereği huve semmâkum müslümün. Allah bize Müslüman ismini takmış. Hristiyanlık batıldır. Yahudilik batıldır. Kalkıp da efendim ya papazın külahı, papazın sakalı, papazın onun asası, alay etmeler, tahkir etmeler. Bu usul doğru değildir. Yanlıştır. Çünkü sen ona hakaret edersen o da sana hakaret eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin gibi böyle gavurlar diye böyle bir hakaret usulü yok. Demiştir ki ben Allah'ın peygamberiyim. Rabbimin emri budur. Ve mâ liye lâ a'budüllezî fatarani ve ileyhi turcaûn. Mesela Yasin-i Şerif'te Habib-i Neccar demiştir. Beni yaratan Rabbime ben niye kulluk etmeyeyim? Siz de onun kulusunuz. Ona hesap vereceksiniz. Sizin gibi vesaireler. Uslup böyle değil. Allah yanlışlardan muhafaza eylesin. Onun için ben sana hakaret etmiyorsam sen de hakaret edemezsin. Köpeği eve alamazsın Müslüman isen. Ha değil isen karar senindir. İstediğini yap. Domuzu da al. Alıyor zaten adam. Domuzu evde besliyor. Bir şey demiyorum ki. Karar senin. Ama Müslüman isen bunları eve alamazsın. Alıyorsan o zaman sen ya İslam dairesinde değilsin veya İslam dairesinde batıl işler yapıyorsun. Allah yanlışlardan muhafaza eylesin.